Mayoz bölünme nedir, nasıl gerçekleşir? Mayoz bölünme, eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin üretilmesini sağlayan yeni hücre oluşturma şeklidir. Örneğin, memelilerde mayoz bölünme sonucu sperm ve yumurta hücreleri oluşur. Mayoz bölünme iki evreden oluşur. Bunlar mayoz 1 ve mayoz 2 evreleridir. Mayoz 1 sırasıyla profaz 1, metafaz 1, anafaz 1 ve telofaz 1 olarak adlandırılan 4 farklı evrede tamamlanır. Mayoz bölünmede aynı mitoz bölünmedeki gibi interfaz olarak adlandırılan evreden sonra başlar. İnterfaz evresinde hücrenin DNA'sı ve organelleri kopyalanır, hacmi büyür ve hücre bölünmeye hazır hale gelir. Profaz 1 evresi. Profaz 1 evresinde aynı mitoz bölünmenin profaz evresindeki gibi DNA'nın proteinlerle oluşturduğu yapı olarak adlandırılan kromatin yoğunlaşarak kıvrılır ve giderek daha sıkı hale gelir. Sıkılaştıkça kısalan ve kalınlaşan kromatinler mikroskop aracılığıyla görülebilen X şeklindeki kromozomları oluşturur. Kopyalanan kromozomlar kardeş kromatit olarak adlandırılır. Çekirdekçik ve çekirdek zarı kaybolur. Eşlenen sentrozomlar zıt kutuplara gider ve kromozomları tutacak iyi iplikleri oluşur. Profaz 1 evresinde mitoz bölünmedeki profaz evresinden farklı olarak kromozomlar ikili çiftler halinde eşleşir. Bu çiftlere homolog kromozomlar denir. Bu evrede çift olarak eşlenen homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında gen alışverişi olur. Buna crossover ya da crossing over denir. Crossing over sonrasında gen değişimine uğrayan homolog kromozomlara mikrotübüllerin oluşturduğu iyi iplikleri bağlanır. Metafaz 1 evresi. Metafaz 1 evresinde iyi ipliklerine bağlı homolog kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Bu dizilim rastgele olur. Örneğin büyük mor kromozom ve küçük turuncu kromozom aynı kutba doğru dizilebilir ya da hem büyük hem de küçük mor kromozom aynı kutba doğru dizilebilir. Bu durum farklı eşey hücrelerinin farklı kromozom kombinasyonlarına sahip olmasını sağlar. Anafaz 1 evresi. Anafaz 1 evresinde hücrenin ortasına dizilen homolog kromozomlar iyi iplikleri tarafından zıt kutuplara çekilir. Bu sırada kardeş kromatitler birbirinden ayrılmaz. Telofaz 1 evresi. Telofaz 1 evresi homolog kromozomların kutuplara doğru çekilmesinin tamamlanmasıyla başlar. Bazı canlılarda kromozomlar bu evrede yeniden çözülür. Çekirdek zarı da yeniden oluşur. Bu evrede çekirdek zarı oluştuktan sonra hücre sitoplazmasının bölündüğü aşama olarak bilinen sitokinez başlar. Diğer canlılardaysa bu aşamalar atlanarak doğrudan mayoz 2 bölünmesine geçilir. Telofaz 1 evresinin sonu. Mayoz 1 bölünmesi sonucunda iki haploid hücre oluşur. Yeni oluşan her iki hücrede de iki çift birbirinden farklı genetik yapıya sahip kardeş kromatitler bulunur. Bu evreden sonra mayoz 1 bölünmesi tamamlanır ve mayoz 2 bölünmesi başlar. Mayoz 2 bölünmesinde mayoz 1 bölünmesinde oluşan iki yeni hücre mayoz 2 evresine girer. Mayoz 2 bölünmesi de sırasıyla profaz 2, metafaz 2, anafaz 2 ve telofaz 2 olarak adlandırılan 4 farklı evrede tamamlanır. Profaz 2 evresi. Profaz 2 evresinde kromozomlar yoğunlaşarak yine X şeklindeki kromozomları oluşturur. Çekirdek zarı mayoz 1 bölünmesi sonunda oluşmuşsa yeniden yok olur. Sentrozomlar eşlenir ve zıt kutuplara doğru çekilir. İyi iplikleri her bir kromozomdaki kardeş kromatitlere tutunur. Metafaz 2 evresi. Metafaz 2 evresinde kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Anafaz 2 evresi. Anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler iyi iplikleri aracılığıyla birbirinden ayrılır ve zıt kutuplara doğru çekilir. Telofaz 2 evresi. Telofaz 2 evresinde çekirdek zarı her bir yeni hücredeki kromozomların etrafında yeniden oluşmaya başlar. Kromozomlar yeniden çözülür ve sitokinez tamamlanır. Bu evrenin tamamlanmasıyla birlikte birbirinden genetik olarak farklı, her biri bir adet kromatit içeren 4 haploid hücre oluşur.